toplu taşıma konusu Ankaralı vatandaşlarımızın en sıkıntı yaşadığı konuların başına gelmektedir. Ankara'mız Türkiye'de nüfus olarak en kalabalık ikinci şehirdir. 24 tane üniversite var. Dışarıdan gelen üniversite öğrencileri var. Bununla birlikte çevre ilçelerimizden Ankara'ya gelen öğrencilerimiz var. Ama şu an baktığımız zaman vatandaşımız toplu taşıma noktasında, ulaşım noktasında ciddi sorunlar yaşamakta. Ama bununla ilgili de belediyenin aldığı ya da ortaya koyduğu bir tedbir de şu an maalesef söz konusu değildir. Ankara'mızın toplu taşıma noktasında önemli noktalardan bir tanesi servis sayılarının yetersiz olmasıdır. Evet, 400'den fazla otobüs var ama şu an bu yeterli gelmiyor. Bununla birlikte geçmişte servis süreleri arasında 10-15 dakika iken şu an yarım saat insanlar servis beklemekte. Bir otobüsü kaçırdığı zaman bu bir saate çıkmaktadır. Ankara soğuğuyla meşhur bir şehirdir. Şehrimiz soğuktur. Kış şartları geldiğinde bu vatandaşlar bu konuda ne yapacak? Artı farz edelim ki bu insanlarımız otobüslere binebildi. Tek başlarına rahat bir şekilde yine yolculuk yapamıyorlar. Otobüslerin içi mülteci kampı gibi, herkes birbirine yapışık bir şekilde gitmek zorunda kalmaktadır. İnsanlar yani işe giderken, okula giderken ciddi rahatsızlık bu konuda çekmektedirler. Yapılması gereken nedir? Öncelikle ya eski sistem, yani memur sistemine dönülmesi ve her bölgeye bir memur atanarak nerede bir problem var, nerede hatta bir yoğunluk var, buraya otobüslerin hızlı bir şekilde yönlendirilmesidir. Ya da şu anki mevcut ekosistemi eğer devam edeceksek otobüs sayılarının artırılması yetmeyecek. Personel sayısının artırılması gerekir. Bununla birlikte tabii trafikte artacak olan bu yoğunluğu da şu şekilde azaltmak gerekiyor çözüm olarak. Hıza gelecek otobüslerin metro duraklarına aktarılması ve buradan bu şekilde metro aracılığıyla otobüs yolcularımızın, vatandaşlarımızın Kızılay'a ulaşması gerekiyor. Ama bu anlamda vatandaşımız tedirgin. Neden? Çünkü her aktarmada ekstradan bir bedel ödüyor. Her aktarmada bir bedel daha ödüyor. Bunu engellemenin yolu da aktarma ücretinin kaldırılmasıdır. Eğer aktarma ücreti kaldırılır ve vatandaşlarımız metroya aktarılırsa otobüslerin de servis saatleri, servis sayıları artacaktır. Halk ulaşım noktasına daha rahata erecektir. Eğer bu yapılmadığı takdirde çözümsüzlük çok daha büyüyecek, olay kaosa kadar da gidecektir. İlimiz genelinde olduğu gibi Sincar'ımızda da ulaşım sorunu halkımızın büyük sorunlarından birisi. Özel halk otobüslerinin de kontak kapatmasıyla beraber zaten yoğun olan özel halk otobüsleri ve belediye otobüsleri, ego otobüsleri iyice tıklım tıklım oldu. Özellikle mesai sonlarında, mesai başlangıçlarında, okul başlangıçlarında ek seferler konularak bu sıkışıklığın önlenmesini talep ediyoruz. Halkımız bu durumdan büyük şikayetçi. Biraz önce gördünüz, otobüsler belli bir sayıda sonra alamıyorlar. Birbirine insanlar çok içli dışı oluyorlar. Bunlar ciddi bir sorun. Başta dediğim gibi Sincar'ımız olmak üzere. Diğer ilçelerimizde durum çok farklı değil. Otobüs sayılarının ve şoförlerinin artırılması, kalitelerinin artırılması talep ediyoruz. Otobüs sayılarımız yeterli değil. Şoförlerimiz yeterli eğitimli değil maalesef. Bu konularda belediyenin daha duyarlı, halkımızın taleplerine kulak tıkamamasını istiyoruz. Taleplerine cevap vermesini istiyoruz. Bunu da halkımızın adına takip soracağız. Vallahi bunu belediyeler düşünmesi lazım. Yani bir çözüm bulmaları lazım. Şimdi ben ne desem yalan olur. Onlar düşün. Fikir olarak beyan etmek, fazla hat koyacaklar, fazla ulaşım koyacaklar. Bunu çözecekler. Başka bir tür yok. Hafta sıkıntı, hafta içi 15 dakikada geliyorsa hafta sonu yarım saat, bir saati buluyor bazen. Onun için buna bir çözüm bulmaları lazım. Hafta sonları ben sıkıntı yaşandığını görmüyorum. Zaten millet genelde evinde oluyor. Yani o kadar çok, ben de memurum. Sürekli de hafta sonu da çalışıyorum. Normal işime gidip geliyorum. Bir sıkıntı ben görmüyorum ama hafta içinde sabah 7'den 10'a kadar falan bir sıkıntı var, 9'a kadar. Ondan sonra da akşam 5'ten 8'e kadar da bir sıkıntı var. Sıkıntılar bunda. Ya otobüs seferleri artırılacak. Başka yapılacak bir şey yok. Yani bir şey diyeceğimiz o. Hayır, ben toplu taşımada bir sıkıntı yaşamıyorum. Otobüslerimiz, dolmuşlarımız gayet bol. Yani buraya gelirken otobüsle geldim. Gayet rahat bir şekilde geldim. 15 dakika içinde Kızılay'a geldim. Yani bir sıkıntı yaşamıyorum. Şu bir gerçek ki son dönemlerde özellikle artan zamlar karşısında insanlar tabii toplu taşım kullanıyor ama bazı gecikmelerde olduğunu biliyoruz. Biraz hatlarda otobüslerin azaldığını da biliyoruz. Dolayısıyla bakın şu anda da durakta görüyorsunuz bir sürü insan bekliyor. Yani günün bu saatte aslında biraz daha sıklaştırılmalı. Özellikle mesainin başlangıç ve bitişlerinde.